Adam dedi getmə dağlar getməyəndə mülayim attı qürbət ilə bu dağlar be. Ya vatan saxlar ya dağlar beni. Qürbətdə ölürümsə ya dağlar beni. Bayram gəlsə xına yaxsam dəstimə selam versəm yaranıma dostuma. Hasta düşsəm kimsə gəlməz üstümə qərib qərib ölüşmə nə dər. Karlı dağlar karanlığın çöktü mü zalim felek ayrılığın vaktim. Söyle annem babam benden umudunu kestim. Ölmedim annem ve babam gelerim bir gün. Ölmeden sizleri görerim bir gün. Makamlı söyleyeceğim de beyefendi. Burular hiç çalışmıyor. Biz asker olduk. Vapura bindik. Orada bir kaçkana dindik. Ondan diyeyim bir kana. Bindik de vapura bandolar çaldı. Nice analar babalar ağladı kaldı. Zalim felek bizi koraya saldı. Ağlama annem bir gün gelir. Çek zalim vapur çek. Yağın mı yoktu senin de benim kimi? Derdin mi çoktu? Kora dağlarına çek zalim vapur. Yürü bire yalan dünya sana konan köçer bir gün insanoğlu ekin emsal sen eken bir gün biter bir gün. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok var ol. 10. Kora değiştirmek Türk dükkayı. Top tabır 1. batarya. Erlerinden çavuş Hıdır Erdağ. 6. top çavuş Hıdır Erdağ. 58'de asker oldum, 60'da tarih oldum. Allah vatana, millete bir zaval vermesin. Amin, amin. Allah size de zaval vermesin. Adımızı, şanımızı, memleketimizi her tarafa duyuran bir insansınız. Allah sizi desteği etmesin. Allah üstümüzde dursun. Ben Kars Sarpa Çayının Kardeştepe Köyü. Esim ismi Kemal Köyü. Yeni ismi Kardeştepe. Hıdır Erdağ, Temiroğlu. 938 doğumluyum. Askeriyim Kore'de oldu. 1960-58'de asker oldum, 60'da tarih oldum. 10. Kora değiştirme, Tugay top tabır, 1. batarya. Kendim de top çavuşuyum. 4 ayda fazla askerlik yaptım. Köyümüz Yüzhanaydı. Zaman zaman köşkten sonra gittiğinde kaç yazılı burada. 60-70'e yeni hanası. Eskagalar var idi Süheyn Paşa. Bu dağların ağası. Dağlar onun emrindeydi. Onu sürgüne gönderdiler. Ondan sonra da yeni kendevine yerleşti. Şöyle bir gidemli adamı var idi. Muhtar tek kişiydi. Çok adaletli bir kişiydi. 40 sene müktərrik yaptı. Çok adaletli bir kişiydi. Yani köyde olan olayı hakim kimi böyle sabıcı kimi aynı saatte cezasını da verirdi, borcunu da alardı. Daha hükümete karakola iş düşmez. Öyle bir adaletli adamı. Sarıqamışa köçtü, gitti orada rahmet oldu. Böyle yönetti. Ondan sonra keşter çıktı. Allah zeval vermez. Kurbete bile çıkmadım. Ha. 4 kardeş idik. Allah keçenin rahmet etsin. Biri genç öldü. İkisi de evlendi. Genç. 48-50 yaşlarında öldü. 4 kardeşten bir tek kaldı. Her kardeşin, 3 kardeşin ikişer oğlu var. Onlar da benim oğlum. O bir büyük kardeşimin oğulları da kurbette. Burada ben bir ailemle tekim. Bir torunumu bırakıblar, böyle yaşayırım. Bazen de irasız diyerim. O günü sağ olsun, komşunun insanları ayağım ağrıdı, gezemedim. Beni sırtın darabıya yürüledi, doktora götürdü, torunum getirdi. Köyün kuruluşu bu köye gelirken yakında 3 isim geçir. Kemal Köyü, Halide, Halibeyde bir köy. Bir de İbok arabası, bunlar 3 kardeşmiş. Onun ikisi harap olup, faaliyet olmamış. Bu köy
Öteki Birleşik Devletler'de görev yapan Müslümanlar savaş zamanını kaçan bu köye yerleşmiş. Bu köyü şenetmişler. Çok adaletli bir köydü. 10 bin koyunu vardı, 3-4 bin malı vardı, insanları zengin idi. Hayatları iyiydi. Bu gurbet çıktı. Ana babadan, baba oğuldan aile kopan gider İstanbul, Ankara, İzmir. Böyle yaşıyor insanlar. Yerimi çok güzeldir. Öyle bir köydü ki benim bir kendim çocuklar gitti, tek kaldım, her şeyi yapmadım. Bir tarladan 5 ton saman, 2 ton da buğday çıktı hesap et, ton da kardı. Verimi de böyle. Verimi de güzel. Sonra bu köyün yani bitkisi hayvan için çok yararlı. Adam bu köyün sütünü alır. Ladı kaçtıdır. 40 para köyün sütünü alır. Biraz arazımız daştı da arabalar ipiranır. Konu oldu. Dedi ki vallahi kaya da olsa bu köyün sütünü alacağım. Bu köyün sütü çok randımanlı. Arasının otu yaral, süt randımanlı. İnsanların da yani reşberlik yapanı da var, mamuru da var, gurbette insanları da var. Yaşıyorlar. Komşumuz değil, Allah razı olsun hepsinin. Çok beyefendi komşular var. Eskiden şimdikileri. Hızlık yok. Başka tür şey yok. Namus değil yok. Bu an için insanlar çok güzel yaşıyorlar. Birbirinle samimi, kardeş gibi yaşıyorlar. Yalnız sıkıntılarımız olur elektrikten, sudan. Yolumuz Allah devlet zeval vermesin, yaptı. Biraz evlerimiz yukarıda, rampada yukarıda üstgekte olanların suyu devamlı akamıyor. Millet su açır ya ama suyu serbest koydular, merkezin bol bol yaptırdı. Muhtar da, komşu da yaptılar, dağda olan suları topladı, bir yere gittiler. İyi de Allah zeval vermesin. Millete de devlete. Adım Hamza Taşdemir. 1933 doğumlu. Allah reşberiyle uğraştık. Ne yaşadık? Uğraştık durduk. Emekli bile olmadık. Mamur bu yeri biz de emekli olmuyoruz. Dedi ya boş ver ne emekli biz. 80 yılı bu dağın başında geçmiş. Evet. Vallahi. Giden köylerde odalara toplanardılar. Oyun oynayardılar, anlatardılar. Televizyon, melevizyon öyle bir şey yok idi ki. Televizyon çıkanda dediler ya bu bomba patlayar, bizi öldürer. Rahmetli şeyini oraya getirdi, kurdu, bataryayla çalışırdı, alatır şey yok idi. Işık falan. Kaçtı, hep dışarı çıktılar, dedi ya bu patlayar hepimizi kırar. İstanbul'da konuşan burada nasıl anlatacak? Bu yalandı, bu bir şeyler yok. Neler vardı beyefendi? Amca amca. 50 gün üst üste davranırlar. O fayanlar yamşak alarız demişler ki aman görürler. He. Evlenen 6 ay bir de ben görüşme yasak idi. Kadın olsun. Hayır benle evlendim, görüşüm öyle bir şey yok idi. Saygı o sıra çok idi. Daha nasıl yok öyle bir şey. Nişanlandıktan sonra 6 ay bineli görüşmezdiler adamı. Tanardılar. Hayal ederdiler ama şimdi öyle bir şey değil. Nerede başka gelini getirir başka eve indirirdiler. Bir gece orada misafirliği verdiler. Düğün, 3 gün 3 gece kız evinde düğün çalardı. 3 gün düğün çalındırdı da anlatmış. Ondan sonra 3 gün 3 gece de gelirdi oğlanın evinde çalışardı. Aşık çalardı. Millet oynayardı, toplanardı. Genelde aşıklar mı gelirdi düğünlere? Buyur? Aşıklar mı geliyordu? Evet, aşıklar evet. Tuturdular. Ama çok mu yaygındı? O süre indi, daha televizyon çıktıktan sonra hepsi lav oldu, yok. Hangi aşıklar geliyordu? En fazla sosyetli Mehmet var idi. O çok geliyordu. Çobanoğlu, Sabri. Yani ilk onlar Sabri Çobanoğlu o kadar yani ben şey gelmedi ama o çok geliyordu. Nasıl karşılanıyordular böyle? Çok sağlar sende. Pay sen sağ ol, öyle mi karşılıyordular? O düğünde oturan gençleri toplayardı o Mehmet Aşık. Onu öte baralar dağıtardılar. Gençlerle çok ilgileniyordu. Alkışlıyordular böyle. Evet, alkışlamak. 40 günde bir hareketi başladı.
40 güne bitirmeden denizin içerisinde koydu çıktı git. 40 gün 40 gece durmadan bu köyde 8-10 toy olmuş. Hiç ardı kesilmeden 45 gün düğün devam etmiş düğün. Aşıklığa çok önem veriyordu. Çok önem verirdiler. Hem tarihan derdi, hem kitaptan anlar derdi, evet. Hem de eski aşıkların düğünü. Herkes her şeyi anladırdılar. Aşıklar olanı, geçeni, hepsini anladırdılar yani millete. Şimdi düğünler nasıl oluyor? Şimdi ne var? Akşam gelir. Akşam gelir, sabah haydi balam. Alır gidir. İndiki dağı düğün yoktu. Aşıklar yine geliyor mu? Buyur. Şimdi de geliyor mu aşıklar? Yok, bazen getirenler var yani. Bir gece getirir, çalır, ondan sonra faydası olur, çıkır, gidiyor. Yani bir araya gelende bu oyuna oyun oynayardık yani. Aşık oynayardık, aşık çok oynayardılar. Toplanardık. Koyunun malın, koyunun aşıklarını topluyordu. Ondan çok oynayardılar. Evet. Olup geçenleri konuşuyorduk eski durumda ne olay. Buradan Kars'a 3 güne 300 arabasından gecirdi, 3 güne de geri geliyordu. Şimdi ne var? Min arabaya git, İstanbul'a git, geri gel. Uçağa min, geri gel. Evet. Tabi bu gençliği kim istemez? Her çeşit isteyen gençliği. Ama daha yaş geçti. Allah yurdumuza, memleketimize bir zavar vermesin. Şimdi daha güzel olmuş. Eskiden ne arayaydı? Doktor yok, bir şey yok. Şimdi her şey var tabii. Her şey Allah'ın büyüklüğüne şükür. Her şey muntazam. Peki Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok şerefli ol sen de. Allah sizden razı olsun.